Işıktan hızlı gidemeyiz ama ışık hızında fotoğraf çekmenin nasıl görüneceğini gösterebiliriz. Görmeye hazır mısın? Konu Terrell Penrose etkisi. Özetle bir cisim ışık hızına yakın hareket ederken fotoğraflarsan görüntüsü sıkışmış değil, hafif dönmüş görünür. Neden? Çünkü cismin farklı noktalarından çıkan ışık kameraya farklı zamanlarda ulaşır. Bu aynı anda görme hissimizi bozar. Işık yolculuk süreleri görüntüyü döndürülmüş gibi yapar. Bu bir görsel yanılsama değil. Özel görelilik ve ışığın sonlu hızının birleşik sonucu. Fotoğraf şimdiyi değil farklı anların mozaiğini yakalar. Peki gerçek hayatta bunu nasıl test edeceksin? Hiçbir nesneyi ışık hızına çıkaramayız. Avusturya TU Vienna'dan bir araştırma grubu zekice bir kısa yol buldu. Dilimli görüntüleme. Bir cismi kısa atımlı bir lazerle aydınlatıyorlar. Gecikme zamanını adım adım değiştirerek optik yol uzunluğu belli olan ince dilimleri parlatıyorlar. O dilimdeki noktalar kamerada parlak, diğerleri karanlık görünüyor. Bu mikro dilim fotoğrafları panoramik çekim gibi birleştiriliyor. Sonuç, ışığın hızını gerçekten düşürmüyorlar. Ama ölçüm zaman eksenini öyle ince dilimliyorlar ki sanki ışık saniyede yaklaşık 2 metre gidiyormuş gibi görsel bir eşdeğer üretiyorlar. Ve beklenen imzalar, tam da teorinin dediği gibi. Görsel olarak bükülmüş, dönmüş, küp gibi bir şekil ve küre şekli ama yüzey özelliklerinin konumu kaymış görünür. Bu Lorentz büzülmesinin gerçek uzunluk kısalmasını inkar etmiyor. Sadece tek bir fotoğrafta doğrudan büzülme değil, görünür dönme baskın oluyor. Çünkü fotoğraf ışık varış zaman geometrisini kaybeder. Yöntem ışığın gidiş geliş süresine dayalı görüntüleme, ultra hızlı tanecik izleme ve relativistik görselleştirme için yeni bir laboratuvar oyuncağı sunuyor. Sanat ile teknolojinin birleşimi görevliliği kadraja alıyor. Burada ışığı yavaşlatmak yok. Zaman örnekleme eğilisi var. Neden önemli? Çünkü görelilik derslerindeki soyut bir konsepti görülebilir kılıyor.